Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım ses geliyordur çünkü biraz geç başlı ve aksilikler yaşadık. Şu an bu kameram maalesef tam olarak çalışmıyor ama eğer ses size de geliyorsa bir onay alabilir miyim sizden chatten? Ses geliyor, tamam, teşekkür ederim. Yoksa kamerada bir sorun yaşadık son dakikada, ondan dolayı kameramız çalışmıyor. Hoş geldiniz tekrardan, iyi akşamlar. Bu akşam beraber haftalık teknik analiz yapmaya çalışacağız. Öncelikle bu Ekim ayı için ilk webinarımız olacak. Perşembe günü ve haftaya Salı günü tekrar birlikte olacağız. Diğer webinarları ise İkbal ve Burhan Hoca sunacak. Burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zaten başlangıçta risk uyarısını da paylaştık. Bunu başlangıçta okumanız gerekiyor. Burada anlattıklarımı sadece eğitim kapsamında, fikir kapsamında değerlendirebilirsiniz. Temel ve teknik analiz karışık olacak. Sonlara doğru istediğiniz siz başlangıçta sorularınızı yazabilirsiniz. Soru ve cevap kısmında isterseniz chatte de yazabilirsiniz. Sonlara doğru onları cevaplamaya çalışacağım. Ödüllü demo yarışmamız olacak. Ekim sonu, Kasım başı. Tam olarak tarihi daha sonra duyuracağız. Ama bunu kaçırmamanızı, bunun kısa bir duyurusunu da yapalım dedik. Başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Ekşi Forex olarak TradingView kanalımızda birkaç parite, altın, petrol, SP500 gibi birkaç enstrüman için teknik ve temel analiz paylaşıyoruz her pazar günü. Bu pazar günü de paylaştık. Bunlar hakkında biraz yorumda bulunalım. Birkaç not aldım. Farklı pariteler ve bunlara bağlı olan ülkelerin, birliklerin dövizleri hakkında. Euro-USD'den başlayalım istedim. En önemli paritelerden birisi, çoğumuzun takip ettiği parite. Temel olarak bahsetmemiz gereken birkaç konu var. Avrupa Birliği'nin ek yardım paketi konusunda tartışmalar var. Biliyorsunuz şu an Amerika'da demokratların sunduğu 2.2 trilyon dolarlık, hatta temsilciler meclisinden onaylanan bir paket var. Fakat bu durum Avrupa'da biraz daha karmaşık ve süreç hala tam olarak netleşmedi. Amerika'da önümüzdeki günlerde, yani bu durum Senato'da da onaylanırsa o zaman yürürlüğe girecek. Okuduğum kadarıyla pakette bir 650 dolarlık halka, insanlara yardım olacak. Diğer noktaları da piyasa ilgilendiren konulardı. Yani firmaları ilgilendiren konulardı. Avrupa Birliği'nde ise şu anlık ek paket yardımı konuşuluyor ama net bir şey hala belirlenmedi. Bunun açıklanması Euro'yu nasıl bir raya oturtacak ya da hangi yöne ilerletecek, onu dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla hem Fed tarafından hem Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafından olan bu ek yardım paketi konusu çok önemli oluyor. Bu hafta başında ayrıca market PMI verileri açıklandı. Market PMI verilerinde Almanya dışında, yani Avrupa Birliği'nin büyük ekonomileri arasında, Almanya dışında diğer bütün ülkelerin hafif de olsa, İtalya ve İspanya hatta bayağı bir daralma yaşadılar PMI verilerinde. Diğerleri hafif de olsa hepsi daraldığını
hepsinin daraldığını görüyoruz ki bu durum pek de iç açıcı değil. Hele kış aylarında beklenen ikinci dalganı ki muhtemelen belki de başladı çünkü Fransa'da biliyorsunuz 16 bin vaka açıklanıyor. Rusya'da aynı şekilde 11 bin vaka. Dolayısıyla seyir nasıl gidecek tam olarak ya da firmalara nasıl yansıyacak bunu takip etmekte yarar var. Bir de jeopolitik olarak Belarus problemi var. Doğu Akdeniz, Kuzey Akımı 2 projesi şu an pek gölgede kalıyor ama aslında çok sert bir yankısı var aslında piyasaya. Bir de tabii Euro-USD'ye en fazla son yani en yakın dönemde ABD seçimleri var. Bu konuda belirsizlik var. Teknik olarak şu şekilde günlükten başlayalım isterseniz. Son yaptığımız teknik analizde bu seviyelerin kırılmasını bekliyorduk alış için. Çok güzel bir şekilde kırılıp test edilip tekrar yukarı yönlü paritenin devam ettiğini görüyoruz. Fakat buradaki bölge yani şöyle yapalım. Şimdi şu kırmızı çizginin bulunduğu bölge aslında daha önce destek olan, şimdi de dirence dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda merak edilen bir bölge. Seviye olarak 1.1750 olarak düşünebiliriz ki bu aslında daha fazla psikolojik bir seviye. Fakat daha yakından baktığımız zaman bunu TradingView analizlerimizde de belirttik. Şu şekilde bir trend oluştuğunu görebiliriz. Şekilde bir kanal oluştuğunu görebiliriz. Bu kanal dünkü Euro'nun yukarı yönlü hareketiyle kırıldığını görüyoruz. Hatta son oluşan direnç bölgeleri de şu şekilde buralarda oluşan direnç bölgeleri de kırıldı ve kapanışlar üstünde gerçekleşiyor. Yani bu bölgelerde kapanışlar üstünde gerçekleşen son 3 adet çubukta biraz seyir yavaşlamış durumda ama yine de bullish dediğimiz piyasa mevcut Euro'da. Bu seviyeleri beklerim açıkçası. Yani 1.1870 seviyesi. Yani bir 100 pips daha hareket olma ihtimalini burada görüyorum Euro'da. Yani daha üst seviyeler için şimdilik bir şey diyemeyiz. Fakat 1.1870 seviyesi ulaşılabilir gözüküyor. Şekilde biraz daha yaklaşmaya çalışacağım. Trendin kırıldığını, düşüş trendinin kanalın kırıldığını görüyoruz. Fakat bir range var. Yani fiyatın tam olarak herhangi bir seviyeyi kıramadığını görüyoruz. Hani buradaki seyrini bulmaya çalışıyor. Alttan bir destek var, üstten de bir direnç oluşmuş durumda. Aşağı yönlü bir hareket görürsek eğer buradaki aşağıdaki bölgelerden tekrar bir destek oluşması olası olabilir tekrardan. Sonrasında yani 4 saatlik veya günlük çubukları takip ederek hangi yöne doğru hareket edeceğini okuyabiliriz. Fakat şu şekilde yapalım. Bu seviyenin aslında 1.17 oluyor. Bu şekilde bıraksak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu seviye kırılmadığı müddetçe bir satış pozu düşünmüyorum açıkçası. Hatta burada bir trend oluştuğunu da görebiliriz. Dolayısıyla trendin burada eğer trend kırılsa bile 1.17 seviyesi tekrar tutunması için
çalışabilir. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Euro dolar paritesi, Euro'nun diğer tabii Euro CAD, Euro NSD ya da Euro Avustralya doları gibi pariteleri de etkiliyor. Onları isterseniz bu daha önemli pariteleri baktıktan sonra, majörleri, minörleri baktıktan sonra çapraz olanları da bir göz atacağız. Şimdi Japon dolar, Amerikan doları ve Japon yeni paritesine bakacağız. Bu konuda biliyorsunuz Japonya'da yeni başbakan Saga yaklaşık 3 haftadır. Birazdan gelecek hafta bir aylık sürecini doldurmuş olacak. Piyasa bunu nasıl yorumladı? Baştan Japon yenine bir akış vardı. Saga bu konuda Japon ekonomisinin hafif Trump'ı diyebiliriz ama tam olarak da o değil. Yani korumacı bir tavır sergiliyor. Fakat yani Trump'ın Amerika'da gördüğümüz etkisi gibi bir konumda değil. Dolayısıyla Japon yeninde bu konuda hafif bir değerleme söz konusu oldu başlangıçta. Saga'nın açıkladığı 100 günlük programı vardı. Bir de işte hedeflediği birkaç konu vardı. Bu hedeflerin arasında piyasanın konuştuğu en önemli konulardan birisi Çin ve Hong Kong'tan bazı çok önemli şirketlerin Japonya'ya taşınması, bu konuda bir plan oluşturulması, üretimin nasıl Trump üretimin yani Amerikan firmalarının yurt dışındaki üretimini iç pazarda yapılmasından yana olduğunu ve bu konuda çalışıyorsa Saga da bu konuda Çin ve Hong Kong'daki şirketlerini Japonya topraklarında üretim yapmaları için bir teşvik paketi hazırlayacağını söylemişti. Japonya'da yani dolar, Amerikan doları ve Japon yeni, yani genel olarak Japon yenini etkileyen çok önemli faktörlerden, verilerden birisi enflasyon. Biliyorsunuz Japon ekonomisi uzun yıllardır düşük enflasyon ile, yani deflasyonist dönemler, deflasyonist durumlar ile karşı karşıya kaldı. Bu biraz toplumun tüketim alışkanlıklarından da kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Japonlardaki minimalist kültür oradaki ekonomiyi negatif etkiliyor. Dolayısıyla bunu düzeltmek diğer bütün ülkelere kıyasla çok çok daha zor. Çünkü oturmuş bir kültür var, oturmuş bir davranış biçimi var. Dolayısıyla bu durum ekonomiye de bazen negatif etkileri oluyor. Teknik olarak baktığımızda günlükte bakmak daha faydalı olacaktır başlangıçta. 2020'nin başından beri gördüğümüz gibi bir düşüş trendi var. Fakat yani bu şu an evet, 2020'nin başlangıcından beri bir düşüş var. 110'lardan 100 şimdilik 105'lere kadar. Gördüğümüz kadarıyla şu şekilde yaklaşalım. Gördüğümüz kadarıyla buradaki seviye bir direnç olarak çalışmaya devam ediyor. 105-80 diyebiliriz. Destek olarak da buradaki seviyeleri kabul edebiliriz. 105-20 olarak.
Fakat 4 saatlik görünümde baktığımız zaman ayrıca bir şu şekilde, evet çok doğru, şu şekilde bir range bölgesi oluştuğunu görüyoruz. Buradaki seviyelerin herhangi birisinin kırılmasını şahsen bekliyorum. Herhangi birisinin kırılması o yönde hareketleri devam ettirecektir. Diğer bir yandan bir trend görüyoruz ayrıca. Trendi buradaki destek noktasından bulabiliriz. Şu şekilde yapalım. Gelecek günlerde bu üçgenin veya hatta hem üçgen hem range'in bitmesi yani beklenebilir. Dolayısıyla bu haftanın sonlarına doğru paritenin bir yön bulacağı bekleyebiliriz. 105-21 seviyesi trend ile birlikte kırılmasını bekleyebiliriz. Yani bu seviyenin bu şekilde daha yakından da bakabiliriz. Bir saatlik görünümde gördüğünüz gibi buralarda bir kırılma gözüküyor. Fakat 4 saatlik görünümde baktığımız zaman bunun beklediğimiz destek seviyesinin üstünde kapandığını, hatta tam sınırda kapandığını, diğer çubuğun da çok satış yönlü bir kapanış olmadığını görüyoruz. Ardından zaten piyasa kapandı cuma günü. Sonrasında pazartesi açılış yaptı. Range içinde hareketler devam etti. Şimdilik herhangi bir poz açılmasını pek doğru bulmuyorum. Çünkü piyasa hala, parite hala kendisini tam olarak bulamadı. Dolayısıyla range içinde hani bu olmaktansa bekleyip yönlü, parite yönlü belirledikten sonra herhangi bir poz açmak daha doğru olacaktır. Pound'a geçebiliriz. Pound'a biliyorsunuz 15-16 Ekim'de Brexit süreci için çok kritik bir tarih. Çünkü son görüşmeler olacak. Bu görüşmelerde herhangi bir anlaşma çıkmaması durumunda biliyorsunuz Boris Johnson anlaşmasız da çıkacaklarını uyarısını yapmıştı. Hatta bu konuda en büyük problemlerden birisi, yani Boris Johnson ve Avrupa Birliği arasında. Boris Johnson diyorum çünkü son ay aldığı yetkiye dayanarak Brexit'te oluşan anlaşmaları değiştirme yetkisi bulunuyor kendisinde. Bu durumda Avrupa Birliği tarafından hoş karşılanmıyor. Yani bu konuda itirazları var. Birkaç haber buldum ayrıca Bloomberg'te paylaşılan. Bloomberg'te geçen hafta paylaşılan bir haberde Brexit sonrasından İngiltere'den yaklaşık olarak 1.6 trilyon dolar çıkış gerçekleşeceği beklenmektedir. Bunların arasında en büyük kaçış JP Morgan'ın Londra'dan Frankfurt'a yerleşme planı olduğu söyleniyor. Bu JP Morgan'ın kendisi açıkladığı bir plan aslında. Brexit süreci sonrasında İngiltere'nin Japonya, Amerika, Avrupa ve tabii ki diğer ülkelerle beraber Türkiye ile özel ticari anlaşmalar yapacağı bekleniyor. Japonya ile biliyorsunuz son dönemlerde hali hazırda bir anlaşma vardı ama başbakanın
Japonya'da başbakanın değişmesiyle beraber ufak aksaklıklar meydana geldi. Teknik olarak şu şekilde bakabiliriz. Aylardır bir yükselen bir trend vardı. Bu trendin son dönemlerde son oluşan destek seviyeleri günlük olarak bakıyoruz şu an. Çok güzel bir şekilde kırıldı, test edildi. Şu an bir range içinde devam ettiğini görüyoruz. Fakat satış pozları biraz daha baskın olarak görülüyor. Daha yakından baktığımız zaman 4 saatlik görünümde. Evet, buradaki destek seviyesi dirence dönüşmüş durumda. 1.30'ları psikolojik olarak görebiliriz. 1.30-1.30-10 seviyeleri direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Hatta bugün bu seviyelerden çok güzel satış pozları devam etti. Bu şekilde ayrıca bir trend oluştuğunu görebiliyoruz. Yalnız bu trendi evet şu şekilde baksak daha doğru olur. Bu trend şu şekilde bir trend oluştuğunu görüyoruz. Şu uzun dönemli trendi siliyorum şimdilik. Evet şu şekilde hatta bir kanal oluştuğunu görebiliyoruz ama ayrıca tamamdır. Burada bir destek bölgesi var. Şimdi göstereceğim şu. Buradaki çubuğun satış olan bu çubuğun son oluşturduğu destek seviyesi bütün bu platformu şimdilik tutuyor. Dolayısıyla bunun kırılması ayrıca bu düşüş trendini de yükseli düzeltmenin de kırıldığını anlayabiliriz. Daha fazla emin olmak adına 4 saatlikte bu çubuğu takip edip ondan sonra herhangi bir satış pozisyonu düşünüyorsanız o şekilde açmanız daha doğru olur. Çünkü daha şimdi riskin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani parite hala %100 olarak tam yönünü belirlemedi. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Şu an akşam olduğu için, evet bizim için akşam, Amerika'da birazdan piyasa kapanacak. Dolayısıyla 1-2 saat sonra, yani kapanıştan sonra, günlük kapanıştan sonra, 1-2 saat sonra Tokyo, Sydney gibi piyasalar açılacak. Volatilite başlangıçta az olduğu için hemen bir trade açılması konusunda pek sıcak bakmıyorum. Buradaki seviyenin şuradaki trendi bir kireyim. Buradaki seviyenin kırılması durumunda ise alış pozları tekrar başlayabilir. Fakat bunun kırılması da kırılması için piyasa birkaç habere iştah besliyor. Yani talepte bulunuyor diyebiliriz. Bunların da malum Brexit ile ilgili olan haberleri bekliyor piyasa. Bu tip haberlerin açıklanması satış ve alış pozlarını hızlandırabilir. Yani eğer olumlu bir hava oluşursa. Kanada doları Kanada dolarında hemen teknik analize geçeceğim. Aylardır olan bir satış dalgası var. Bildiğimiz gibi yani dolar konusunda satış ama Kanada dolarında değerlenen bir süreç görüyoruz. Bu sürecin sonlarına doğru hem teknik hem de temel analizde görebiliriz. Teknik analizde buradaki destek seviyeleri mevcut. Yani bu seviyelerden yaklaşan parite 1.30'lardan alış pozlarına, beklenen alış pozlarına takılmıştı. Dolayısıyla günlük en son oluşan bölgeleri kırdı. Hatta çok net bir şekilde
omuz, baş, omuz, ters omuz, baş, omuz hareketini görüyoruz. Burada şu şekilde yapsak daha doğru olur. Buradaki boyun kısmı var. Burada da omuz, baş, omuz hareketi var. Şimdi ise bu seviye kırıldı. Testler var ve test konusunda haftalık baksak daha doğru olur. Burada destek oluşmuş durumda. 4 saatlikte baktığımız zaman şu şekilde kırılma, buradaki kırılma, range süreci, şimdi ise relief hareketi var diyebiliriz. Yani düzeltme hareketi var alış sonrası. Dolayısıyla daha yakından takip edip alış pozları için beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Buradaki düzeltme hareketini şu şekilde takip edebiliriz. Hatta çok güzel bir şekilde bu harekette bittiğini söyleyebiliriz. Satış pozları ise şimdi pek uygun gözükmüyor. Çünkü oluşturduğu omuz baş omuz hareketinin boyun kısmında destek ile karşılaştı. 31-30 seviyelerinin kırılması durumunda belki satış pozları düşünülebilir. TradingView'daki sırasına göre gidiyoruz pariteleri. Ondan sonra istediğiniz gibi herhangi bir parite veya sorunuz olursa sonlara doğru alabiliriz. EuroGPY'da aynı şekilde Euro'da olduğu gibi buradaki seviyenin kırılmasını bekledik. Bu kırıldı. Bu seviyede yeni destek noktası oluştu. Alış pozları biraz daha yakın görüyoruz. Biraz daha güçlü görüyoruz. Dolayısıyla tekrar yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Fakat yine de 1.26-1.27 seviyelerinde 1.26-50 hatta güçlü bir direnç var. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Satış pozları için 1.23-1.23-50 seviyesinin kırılmasını beklemek gerekiyor. Bu şekilde evet. Buradaki tam bir trend oluşmamış aslında ama 1.23 seviyesini bir destek olarak görebiliriz. Bu seviyenin kırılması satış pozlarını başlatabilir. Avustralya doları Amerikan dolarından pardon. Günlük olarak çok güzel hareketler görüyoruz. Yani bizi pek zorlamayan, daha rahat bir görüntü görüyoruz. Aylardır olan bir yükselme trendinden sonra son oluşan destek seviyeleri kırılmış durumda. Şu şekilde daha yakınlaştırayım. Evet, buradaki son oluşan destek seviyeleri kırılmış durumda geçen hafta. Sonrasında işte ikili tepe görüyoruz. Bunu daha yakından da göreceğiz. Dolayısıyla paritenin burada direnç ile karşılaştığını görebiliriz. Bir satış pozu için hani nasıl tercih edersiniz bilemedim ama buradaki ikili tepe seviyesi mevcut. Satış sonrası düzeltme hareketinin kırıldığını görüyoruz. Daha yakında yaklaştığımız zaman bu düzeltme hareketinin son oluşturduğu destek seviyeleri de kırılmış durumda. Bir saatlikte gördüğümüz gibi burada oluşan destek bölgesi kırılmış ve test edilmiş. Hatta çubuklar satış yönünü çok rahatlıkla gösteriyor. Dolayısıyla Avustralya dolarının dolar karşısında değer
kaybettiğini görebiliriz. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Bu hafta Avustralya Doları Merkez Bankası faiz kararı vardı. Tekrar sabit bırakıldı 0.25 seviyesinde. Buradaki sert harekette ayrıca onu gösteren bir nitelikte. Dolar TL paritesi var, Euro TL, altın ve petrol. Kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Bugün bir hafta sonra, yani gelecek haftanın Salı gününde birlikte Trump'ın Türk lirası ve Biden'ın Türk lirası konulu bir webinar yapacağız beraber. Dolayısıyla orada çok daha detaylı bir şekilde bu tip seçimlerin, iki liderin söylemlerinin, genel olarak ülkelerin ekonomik performansının, geçmişteki liderlerin seçim zamanında olan piyasaya etkisini beraber incelemeye çalışacağız. Şimdilik teknik analiz olarak kısmını kısaca anlatmaya çalışacağız. İşte ceteris paribus dediğimiz, diğer bütün etkileri saymadan eğer sabit bırakırsak, sadece teknik analize baktığımız zaman hafif bir satış dalgası görüyorum. Buradaki son oluşan bölge diyebilirim, çünkü şu an bir seviye bulmak çok daha zor, ama 7.80-7.79 bölgesinde parite direnç ile karşılaşıyor. Dolayısıyla bir hafif de olsa bir satış dalgası olması muhtemel dolar TL tarafında. Fakat uzun soluklu bir satış pozisyonu için buradaki 7.50 seviyesi hala çok güçlü bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu seviyenin kırılması asıl satış pozlarının başlayacağı anlamına gelebilir. Fakat bu seviye kırılmadıkça fiyatın 7.50 ve 7.80 arasında dalgalanacağı beklenmektedir. Euro-Türk lirasında aynı şekilde bugün Euro'da gerçekleşen bir değerlendirmeden dolayı aynı şekilde Türk lirasında da son oluşturduğu rekora yakın bir seviyeye ulaştık. 9.20'ye değinmeden 9.19.70'lerden döndüğünü görüyoruz. Çok doğal olarak Euro-Dolar paritesinden etkilendiği için buradaki Euro-Dolar paritesinde olan hareketlere bağlı olarak Euro-Türk lirasında takip etmemiz gerekiyor, yansımasını takip etmemiz gerekiyor. Satış pozu için 8.77-8.78 seviyesi öne çıkıyor. Yani bu seviye tarihi bakalım. Yani Eylül başından beri bu fiyatı ya da platformu üstünde taşıyor. Dolayısıyla herhangi bir satış pozisyonu için sadece bu seviyenin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha aşağılarda 8.40 seviyeleri mevcut. Dolayısıyla 8.77 olmasa bile 8.40 seviyesi bir destek olarak çalışabilir. Dediğim gibi Türk lirası ile ilgili hem teknik hem temel açıdan daha detaylı analizleri gelecek haftanın Salı günü webinarında işleyeceğiz. Petrolde bir değer kazanma durumu var tekrardan. Bunu hafta başından beri görmekteyiz. Bu durumun sebebi ise arkadaşlar, sorularınız için teşekkür ederim. Şu iki pariteyi de bitirip hemen dönüyorum cevaplara. Petrolde bir değer kazanma durumu var son iki gündür. Bunun Meksika Körfezi'nde geçen ay olduğu gibi bu ayda bir
fırtına olduğu konuşuluyor, takip ediliyor. Fırtınanın Texas ve Florida civarı Cuma günü ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla Cuma günü piyasa kapandığı için Pazartesi herhangi bir yöne doğru gaplı açılış yapma olasılığı var. Dolayısıyla bu konuda haberleri, fırtınanın haberlerini takip etmekte yarar var. Fakat bu seviye tam olarak bölge olarak diyebilirim. 41-50, 41-30 seviyeleri bir direnç olarak tekrar çalışabilir. Bloomberg'de çıkan birkaç haber daha var. Bunların öneminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde Fransa, Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol arz kesintisi konusunda birkaç sorun yaşanmıştı. Sonrasında anlaşmaya varıldı. OPEC-GMMC toplantıları yapıldı. Bu toplantılar ile birlikte petrol arz kesintisi gerçekleşti. Fakat yetmediği yönünde raporlar çıkıyor. Son raporu da şu an piyasanın bu petrol miktarını kaldıramayacağı, talep etmediği yönünde haberler var. Ayrıca son dönemlerde ABD'nin Libya'daki birkaç petrol üretim tesisleriyle anlaşma yapması ve petrolün üretilmeye başlaması, OPEC anlaşması dışında piyasada ek petrol miktarı oluşturdu. Dolayısıyla fırtına dışında piyasada petrolde satış dalgası bekleniyor. Altına da bakalım. Altında beklediğimiz bir hareket gerçekleşti. Günlük olarak grafikte bakalım öncelikle. Şu bölge olarak bakabiliriz. 1920 bölgesi. Buradaki bölge bir destek olarak çalışıyordu. Geçen hafta kırıldı. Test süreci ya da düzeltme hareketi bu hafta başladı ve beklediğimiz gibi 1920-1918 seviyelerinde altın direnç ile karşılaştı. Şu şekilde TradingView ekşi Forex TradingView hesabımızda daha rahat görebilirsiniz. 1920 seviyesini biz direnç olarak çalışacağını belirtmiştik. Bugün de direnç olarak çalıştığını ve satış pozlarının hızlı bir şekilde aktif olduğunu görüyoruz. Son iki gündür süren bir düzeltme hareketi var. Dolayısıyla bu düzeltme hareketi 1-2 gün içerisinde biteceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla birkaç satış pozu da aktif olabilir. 1850 seviyesi tekrardan bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Fakat bir daha günlüğe dönelim. Buradaki hareketin tamamıyla bir düzeltme olduğunu düşüncesindeyim. Yani her ne kadar biz satış pozlarını kısa vadede görüyorsak, uzun vadede altının tekrar 2000 ve üstü seviyelerine hareket edeceği bekleniyor. Şu şekilde. Hatta bir bayrak oluşturduğunu da görebiliriz. Çünkü buradaki değerlenmeden sonra bu hareketi bir düzeltme olarak kabul edebiliriz. Hatta eğer bu seviyenin tekrar 1860-1850 seviyenin tekrar destek olarak çalışıp fiyatı yukarı yönde çekebilir. Şimdi birkaç sorumuz var, iki tane sorumuz var, üç soru. Bunları okuyup
Merhaba. Özellikle Brexit sürecinde çok önem taşıyacağını düşündüğüm EuroGPP hakkında da bir yorum yapabilir misiniz acaba? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hemen yaparız tabii. İkinci soru, en güçlü destek veya direnç bölgesi hangi saat periyodunda daha iyi sonuç veriyor? Euro-USD paritesine, yani normal herhangi bir pariteden örnek vermeye çalışacağım. İlk önce ilk soruyu cevaplayayım. EuroGBP'den Brexit sürecinde önemli olduğunu düşündüğümüz bir parite. Bak, bir düzeltme yapalım. Bu arada isterseniz arkadaşlar siz diğer sorularınızı da yazabilirsiniz. Dönüp cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bunu haftalık olarak bakalım isterseniz. Gördüğümüz gibi çok büyük bir range içerisinde. Burada dün kaç not aldım EuroGBP konusunda? Şunları bir bulayım. 93.83. Güzel. Ver. 83. Buraya denk gelmesi olası. Güzel. Evet. Buradaki bir çok geniş bir range görüyoruz. 0.83 ve 0.93 arasında. Gördüğümüz gibi şu an 0.93'ün çok yakınında. Hatta burada yine tekrar direnç ile karşılaşıp satış pozları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece çok kısa bir düşünce ile tekrar 0.83 seviyelerine döneceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu daha yakından çubukları okumaya çalışıp ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir fikir edinebiliriz. Şimdi gördüğümüz bu haftalık çubuklar. Tamam, çok güzel. Burada yani pandemiden sonra oluşan bir trend var günlük görünümde. Tekrar günlük görünümde oluşan bir destek bölgesi var. Hatta bu destek bölgesi burada olan direnç bölgesinin desteğe dönüştüğünü görüyoruz. Formasyon olarak kısa vadede bir hızlı değerlenme görüyoruz. Tekrardan bir düzeltme hareketi var. Bu günlükte olduğu için daha yakından tekrar bakacağız. Yani herhangi bir tekrar euronun değerlenme durumu olup olmayacağı konusunda pound'a karşı. Satış hareketi için çok net bir şekilde 88.50 seviyesinin kırılmasını beklemekte fayda var. Hani uzun soluklu eğer trade edecekseniz bunu, bu seviyenin kırılmasını beklemekte fayda var. Yakından bakalım 4 saatlikteki. Euro'nun burada bir değer kazandığını görüyoruz. Bir bayrak formasyonu oluştuğunu görüyoruz. Buradaki trendde direnç gösterdiğini, hatta bu trendi çok net bir şekilde takip ettiğini görürüz ve 1-2 gün içinde bitme olasılığı var. Son oluşturduğu direnç bölgesi seviyesi diyebiliriz. 91.27 seviyesi. Bunun kırılmasını takip etmenizi öneririm. Sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi diğer ikinci soruya dönüyorum. Şimdi şöyle, en güçlü destek veya direnç bölgesi hangi saat periyodunda daha iyi sonuç veriyor? Daha yüksek EuroGBP'den devam edelim. Daha yüksek bir saat görünümü haftalık olsun işte. Daha güçlü bir seviyenin olduğunu göstergesidir. Örneğin ya da USD/GBP'de çok güzel bir örnek var. Şimdi bunu
Haftalık olarak alındım. Haftalıkta gördüğünüz gibi 104 104.30 ya da 104.50 de kabul edebiliriz. Tam olarak bu bölge. 104.40.50. Bu bölgelerde fiyatın ne kadar sert hareket ettiğini, bu pandemi dönemi tekrar çok sert bir hareket, tekrar çok sert bir hareket. Burada nasıl sert hareket ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla büyük saat görünümlerinde olan destek ve direnç bölgeleri çok daha güçlüdür. Yani çok kırılması çok daha güçlüdür. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Piyasanın hangi seviyeleri talep ettiğine bağlı. 104.36 seviyeleri çok az talep ediliyor. Çok yani onun altında trade etmek, onun altında işlem yapmak piyasanın çok kabul edeceği bir durum olmadığını görüyoruz bu durumda. Hani eğer bir temel yorum yapacaksak bu konuda. Aynı şekilde, çok pardon. Aynı şekilde buradaki bir trend de var. Mesela şöyle çok net bir satış trendi görebiliriz. Bu trendi de takip eden bir piyasa var. Yani çok açık bir şekilde şunu da diyebiliriz. Peki bu yani daralan bir trend, daralan bir bayrak formasyonu da diyebiliriz. Dolayısıyla bir noktada bunun yukarı veya aşağı yönlü hareket etmesini de bekleyebiliriz. Bu haftalık olarak yorumluyorum. Yani sorunuzun cevabı aslında daha yüksek sağ dilimlerinde belirttiğimiz ya da çizdiğimiz, belirlediğimiz destek veya direnç noktaları daha güçlüdür. Çünkü 15 dakikalık, 1 saatlik görünümde belirlediğimiz bir direnç veya destek seviyesi çok hızlı bir şekilde gelecek hafta kırılabilir. Yani 1 saat içinde piyasanın oluşturduğu bir seviye kısa vade olarak tanımlanabilir. Ama aylardır bir seviyeden eğer tepki geliyorsa bu durum tabii ki daha değerlidir. Siz anlatırken altına bir şeyler oldu. Altına bakalım. Yani altındaki satış bekleniyordu. Yani bu pek şaşırtmadı açıkçası beni. 1920 seviyelerinden güçlü bir dirençle karşılaşacağını az çok bekliyorduk. Ekip olarak bu şekilde bir yorum yapmıştık. Tabii hangi seviyelere doğru nereye kadar ineceğini tekrar kestirmek zor. Çünkü 1850 seviyelerinde gördüğümüz gibi bir ikili dip yapmış durumda. İkili dip burada kırıldı, test edildi. Yeni destek seviyeleri oluştu 1876'da. Sonrasında işte 1920 seviyelerinde direnç ile karşılaştı. Şimdi satış pozları şöyle bir günlüğe de bakalım. Günlük olarak geçen haftaya kadar şöyle 1, 2, 2, 3 çubuğun boyutu kadar bir hacimle karşı karşıyayız. Yani tabii gün hala kapanmadı. Bu 1900 seviyelerin altında da devam etme ihtimali var. Ama tabii bu hafta yani günlük olarak yarın belki 1888 günlük destek bunun kırılması durumunda satış pozları daha fazla netlik kazanacağını görebiliriz. Bir tane sorumuz daha var. Hocam bir direncin veya desteğin kırıldığını nasıl anlıyoruz? Bir direncin veya desteğin kırılması altından gösterebiliriz mesela. Burada belirlediğimiz bir direnç noktası vardı. Bu direnç noktasının üstünde olan kapanışlar olduğu zaman, yani şu şekilde örneğin bu bir destek olsaydı,
zaten daha önce bir destekti burada. Şu şekilde bir mumun kapanışı %100 kırıldığı anlamına gelmez. Çünkü bu şekilde bir hareket olma ihtimali var. Yani tekrardan çok güçlü bir alış yönünde bir hareket oluşabilir. Ama sonrasında oluşan formasyonlar ve çubuklar eğer altında kapanış sergiliyorsa, sonrasında daha düşük görünümlerde bu oluşan düzeltme hareketinin kırıldığını, buradaki mesela şuradaki çubuklar çok önemli, yani yukarı yönlü hassaslık gösterdiğini, olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu çubukları bu şekilde yorumlayarak satış pozlarının devam edeceğini görebiliriz. Eğer bu şekilde bir satış pozumuz olsaydı ilk desteğimiz bu seviye olurdu. 1882. Sonrasında işte daha büyük görünümlerde, zaman görünümlerde, günlükte ve haftalıkta olan seviyeleri belirleyip o şekilde trade'e devam etmemizi önerebilirim. Bu akşamlık bu kadar yapalım isterseniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Unutmadan şunu da hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımıza katılmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa bilgi@xforex.com'dan yazabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Tekrar Perşembe akşamı buluşmak üzere. İyi akşamlar dilerim.